Merhabalar. Öncelikle Pınar Hanım, Sırrı Bey. Merhaba. Sağ olun. Merhabalar. Aslında benim sorum böyle belediye başkanınızın daha öncesine yönelik. Yani şunu sormak istiyorum ben. Sizin sanatçı kimliğiniz, Sırrı Bey'e soruyorum. Sanatçı kimliğiniz çok önemli sinema alanında özellikle. Ve neden meclisteki bu kimliğinizi bırakıp belediye başkanı adayı olmaya karar verdiniz? Aslında buna ben karar vermedim. Samimi olarak söyleyeyim. Ben daha önce bu adaylık süreçleri de tartışılırken benim adayım ben değilim demiştim ve birçok isim sıralamıştım. İçinde CHP'liler de vardı. Mesela Sayın Süleyman Çelebi'nin ismini telaffuz ettim. Bu kent bir emek kenti. Buraya da emek kökenli bir aday çok yakışır dedim ve sendika kökenli Süleyman Çelebi'yi büyük bir gönül huzuruyla ben şahsi adayım olarak söyledim. Diğer adaylarla birlikte. Fakat biz aday belirleme süreci bizde şöyle çalıştı. Gezinin aslında devam eden hali forumlardı. Bu forumlarda eğilimler ve ilkeler belirledik. Yani bunun bir kısmında adaylar isimlendirildi, bir kısmında kriterler oluşturuldu. Buradan doğru büyük bir baskı. Gerçekten halkın ilgisi, geziyle başlayan süreçte çağrışım hafızasında yer eden o direniş günleri bizi kente dair duyarlılığın, kentin sadece hani geziyle belki bir miktar görünür oldu ama kentsel dönüşümle birlikte ben bu kentin bütün sokaklarındaydım. Sulukule'deydim, Süleymaniye'deydim, Gaziosmanpaşa'daydım. Oralarda Eyüp, Balat hariç hiçbirinde başka vekil yoktu. Arşivlere giren arkadaşlar bunu bulur. Bu kente aday olmam böyle bir süreçle birlikte oldu. Bundan da mutluyum açıkçası. Çünkü proje deniyor ve bir müteahhitlik firmasında çalışıyormuşuz duygusu veriyor. Bizim çözüm önerilerimiz var diyoruz her zaman. Bu müteahhit belediyeciliğine bir son vermek. Gerçekten kent hakkı denen şeyi bu kentin literatürüne yerleştirmek, kent suçu denen şeyi iyice bir tariflemek ve siyaset yapmak. Toplumsal barış belediyeciliğine vurgu yapmak. Bunu bugüne kadar hiçbir CHP'li ya da AKP'li belediye akıl etmedi. Bu uğurda seferber olmadı. Oysa belediye dediğimiz son tahlilde insan ve içinde yaşadığımız tüm ekosistem içindir. Yani bunların sürdürülebilirliğini sağlayarak tarihsel dokuya, çevresel dokuya zarar vermeden, tahrip etmeden, bizden sonra da bu topraklarda başka insanların yaşayacağı gerçeğini unutmadan ve insanı merkeze koyan bir şey. Bir inşaat belediyeciliğidir gidiyor. Yaptıkları her şey bir senede ondan daha büyük inşaatları doğuruyor. Böyle bir kısır döngünün içine atmışlar bu kenti. İlk defa buna siyaseten bir cevap vermek, bir bilinç oluşturmak. Bunu bile yapsak biz görevimizi yapmış oluruz. Artık bu ülkede yerel seçim deyince kent hakkı, kent suçları tartışılmaya başlayacak. Bütün bunlar az şeyler değil. Demokrasi dediğimizde böyle şeyler.